başıma. Şu gençlikte neler geldi. Ay ne güzel bir elbise bu. Aman tanrım. Adamcığım. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. Alo. Kimsiniz efendim? Ana. Allah canını alsın madamcığım. Gel de bunun böylesiyle nazik oluş bakalım. Ne bağırıyorlar? Makineyi mi olacağız? Ayo. Yatak odası sesinden konuşsana. Ayo olayı. Yatak odasındayım. Hale. İstirahat ediyorum. O da mecralar da model veriyor. Nasıl da kıskanıyor? bana bak lan. Yaban oysa. Ya düşmüş yabanlar mıdır? Hadi be oradan. Sen kendine bak lan. Ne çabuk unuttun çöp terekesinden karpuz kabuğu toplayıp da kemirdiğin günleri. Hadi lan konuşma. Kurşuncu hafizeniz silik lanetsiz sende. Çabuk kafa kağıdı hadi be arama beni daha. Vah boş ver canım. Ne diyorduk efendicazıma söyleyeyim. Beni bu eve evladı maneviyatı kaldılar. Bir çocuğu bir de şamamayı gezdiriyor. İşim bu kadar. Şamama evin köpeği kız. Burada medeniyet varmış be. Oh. Ben var ya eskiden ayaklarımı aydamaya yıkardım. Hem de çoraplarımı çıkarmadım. Oldu olacak ikisi birden yıkasın diye. Şimdi var ya her gün banyo yapıyor. Mis gibi. Her gün yıkanan derim eğer ne kadar yumuşak. Ne kadar yumuşak. Pamuk gibi oluyormuş. Ama o ya kokusuna öyle alışmışım ki. İlkin temiz hava burada ciğerlerime dokandı. Ya. Ay. Filiz'in babası. Bülent Bey. İlletli fakir. Karısı da evden kaçmış. O da böyle sönmüş, fenere dönmüş garibi. İhya Bey doktorlara ne paralar yedirmiş hem de. Nafile. Malankolik diyorlar. Ay düşme onun başına. Bazen var ya bana böyle tuhaf böyle koyun gibi bakıyor. İçime dokanıyor vallahi. Hani şu birinci perdede çişini bile unutan kulak profesörü vardı ya. Deme doktoruymuş meğer o. Şimdi küçük beyana o bakıyor. İkide bir de ev. Benim kılığıma, kıyafetime, her şeyime karışıyor. Yok saçını şöyle kara, yok gözünü böyle boya. Dedim de. Ama İhya Bey öyle mi? İhya Bey bu bağda tuttuğu altın okusun deme lazım. Beni de kızı gibi sever. Sen bu evin maskotusun kız diyor. Uğur getiriyormuşum diye. Arada bir de böyle makas alır. Ne yapalım? Olacak bu kadar. Madam olduğu yolda tembağım geçmiş. Bana oturma, yapma, konuşma, böyle yürüme ne yürüyorsun diye. Kim bilir, belki de iyi bir kısmetin çıkarsa sevabına evlenecekler. Dünyada hayır sahipleri daha öyle.